Sibelcan, 1 Ağustos 1970'te Engin Can Türe, Emine Gül Sezer Can Güren'in ilk çocuğu olarak Fatih Karagümrük'te dünyaya geldi. İlkokul mezunu olan Sibelcan'ın annesi Bursa Müdanyalı, babası Yugoslav göçmenidir. Gerçek adı Sibel Can Güre olan sanatçının babası Engin Bey, birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı. Sibelcan'ın müzikle tanışması çok küçük yaşlarda oldu. Henüz 13 yaşındayken babasının eşliğinde önce Viyana'da, daha sonra Almanya, Hollanda ve İsrail'de şarkıları söyleyip dans etti. Türkiye'ye döndü, yaşını gizleyerek Halikarnas Kazinosu'nda işe başladı. Galata Kulesi ve Astoria gibi kulüplerde çıkan sanatçıyı Nüket Duru'nun Fahrettin Alsan'a tavsiye etmesi üzerine sanatçının bir anda dünyası değişti. Böylece Maxim Gazinosu'nda ilk sahnesini aldı. Ancak yaşının küçüklüğü sebebiyle ceza alan gazinonun kapatılması üzerine Fahrettin Arslan'ın yardımıyla mahkemede yaşını 6 yaş büyüttü. Böylece Maxim Gazinosu'nun oryantal sanatçısı oldu. Sibelcan 3 yıl kadar dans etti. Maxim Gazinosu'nda Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi isimlerin alt kadrosunda çalışma imkanı buldu. Alt solistliğe yükseldiğinde henüz 17 yaşındaydı. Sibelcan 1987 yılında Kervan Plak'tan ilk albümü olan Günah Bize'yi çıkarttı. Bu albümde Orhan Gencebay'ın büyük desteğini gördü. Albüm kısa zamanda satış rekorları kırdı. 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural'la Zehrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlilikten daha sonra Engin Can ve Melisa adında iki çocuk dünyaya getirdi. Neredeyse her yıl bir albüm çıkaran Sibelcan, 1995 yılında Rocks müziğe transfer oldu. Büyük bir yükselişe geçen sanatçı, 95 yılında yayınlanan Şarkılar Senden Yana albümünde tarzını biraz değiştirdi. Albümündeki Deli Yüreğim, Dedikodu gibi parçalar Can'ın eski albümlerine nazaran daha çok ses getirdi. 97 yılında ise Serdar Ortaç'ın bestediği Padişah'la albüm yayınlandı. Padişah'la birlikte Sibelcan Türkiye'nin en çok konuştuğu isim haline geldi. 99 yılında Hakan Ural'dan ayrıldı. 2000 yılında çıkarttığı İşte Türk Sanat Müziği, İşte Sibelcan adlı albümle yeni bir döneme girdi. Aynı yıl Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilikten Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Sibelcan albüm çalışmalarının yanında birçok dizide ve filmde yer aldı. Kaldırım Çiçeği, Gülüm, Bize Ne Oldu ve Berivan gibi dizilerle kamera karşısında başarısını kanıtladı. 2001 yılından beri Emre Plak ile çalışan sanatçı en son 2007 yılında Akşam Sefası adlı albümle sevenleriyle buluştu. Sibelcan albüm çalışmalarının yanında birçok dizide ve filmde yer aldı.